Selahaddin Eyyubi. Kudüs'ün Fatih'i değil mi Selahaddin Eyyubi? Bir gün cuma namazında hutbe okuyor minberde. Hutbe okuyor minberde. Böyle delikanlılardan biri kalkıyor, diyor ki ey Selahaddin Eyyubi, ne anlatıp duruyorsun sen? Kudüs işgal altında. Neyi konuşuyoruz biz burada, diyor. Yani posta koyuyor. Yani cihat yapmak istiyor. Cihat yapmak istiyor genç delikanlı. Selahaddin Eyyubi'ye posta koyuyor. Kürt bir Müslüman. Kürt asıllı bir Müslüman. Kudüs'ün Fatihi. Bunu niye söylüyorum? Kürt diye altını çiziyorum. Ben nasıl dedelerimle gurur duyuyorsam, ecdadımla, Osmanlı'yla, Selçuklu'yla, Türk oldukları için de gurur duyuyorum. Irkçılığımdan değil. Çok hizmet etmişler bin yıl İslam'a. Selahaddin Eyyubi ile de aynı gururu duyuyorum. Kudüs'ü çatır çatır almış. Hazreti Ömer önce fethetti orayı ama savaşmadan aldılar. Anahtar teslim. Gerçekten savaşarak, kanırta kanırta, böyle innete innete Selahaddin Eyyubi aldı orayı. Ve hiç gülmemiş o, biliyor musunuz? Bir gün demiş ki biri, ey Selahaddin Eyyubi, ne bu ya, suratın asık asık geziyorsun. Biraz Müslüman tebessümlü olur. Demiş ki sen nasıl gülebiliyorsun? Kudüs kafirin ayaklarının altındayken sen nasıl gülebiliyorsun, demiş. Hiç gülmemiş Selahaddin Eyyubi ta ki Kudüs'ü fethedene kadar. At sırtında gezmişler. Selahaddin Eyyubi'nin hocası kim? Ebu'l-Kays Harrani Hazretleri, Urfalı. Hep oraya gelirmiş savaştan önce. Harran'a, Urfa'ya duasını alırmış. Savaşa öyle gidermiş. Neyse, hutbede hutbe okuyor. Farklı bir konudan bahsediyor herhalde. O gencin biri diyor ki ne anlatıyorsun sen, diyor, ya Kudüs böyleyken ne konuşuyorsun, diyor. Selahaddin Eyyubi cevap vermiyor ona. Hani cesur çocukmuş, Selahaddin Eyyubi'ye posta konur mu? Ama işte cihat aşkıyla yanıyor. Selahaddin Eyyubi sesini çıkarmamış. Cuma namazını kıldırmış, bitmiş. Cumartesi sabah namazına demiş ki o delikanlı nerede? Dün ben hutbedeyken bana cihat edelim, Kudüs'e gidelim diyen delikanlı nerede, demiş. Askerler bakmış, demişler efendim evde. Sabah namazına gelmedi. Söyleyin bu yüzden cihada çıkmıyoruz, demiş. Ve 7 yıl beklemiş beyler. 7 yıl sabah namazı kürü yapmış. Sabah namazına herkes gelecek. Biz bayrama zor getiriyoruz milleti ya. Cuma'ya zor getiriyoruz milleti ya. Ne cihadından bahsediyoruz biz? Evet, şimdi dese ki devlet büyüklerimiz, kapıları açtık ama topumuz, tüfeğimiz yok, silahımız yok. Serbestsiniz. Yollar da müsait. Kudüs'e gidiyoruz desek, deseler, inanıyorum ki herkes yalın ayak, silah, top, tüfek beklemeden yürüye yürüye Kudüs'e gideriz biz. Bu millet böyle. 15 Temmuz'da da gördük biz. Biz tanka kafa atan milletiz biz. İşte bu yüzden bu millet rüştünü ispat etmiş bir millet. Bugün savaş olsa, cihad olsa topraklarını terk etmeyecek tek millet biziz. Öleceğiz ama bu toprağı terk etmeyeceğiz. Ha biz yine öyle bir milletiz ki başka bir İslam beldesinde, başka bir Müslüman toprağında da iş varsa biz aslanlar gibi gideriz, o zulmü durdururuz. Biz dedelerimizden böyle öğrendik. Ama önce sabah namazında camileri doldurmamız lazım beyler. Sabah namazında, yatsı namazında. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki yatsı ve sabah namazı münafıklara zor gelir, diyor. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Hangisi biliyor musun zor gelen? Camiye gelmekten bahsediyor. Evde kılıyorsun ya. Evde kılıyorsun ya namazını. İşte onlara söylüyor. Kılmayana demiyor. Kılmayanın hükmü bambaşka. Kasten namazı terk edenin hükmü bambaşka İslam hukukunda. Camiye gitmeyip de sabah ve yatsı namazını, diyor, evinde kılanlar münafıkların alametidir. Beyler, cihattan bahsediyoruz ya. Canımızı ortaya koymaktan bahsediyoruz. Ama önce sabah namazına gelmemiz lazım. Osmanlı'da bir mahalleye ikinci cami yapılacaksa zengin bir hacı abi bakmazlardı. Hava olsun diye arsasına cami yaptırmazdı kimse. Sabah namazında o cami doluyorsa yeni bir cami yaparlardı sabah namazında. Demek istediğimi anlatabildim mi? Şimdi Saf Suresi 8. ayet Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. Estağfirullah. Yuridune li yudfi'u nurallahi bi efvahihim. Onlar
ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ayeti kerime okuyorum ha. Şiir falan değil yani. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Bu ne demek ağızlarıyla? Allah'ın nuru ne demek? Allah'ın nuru Kur'an demek. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesi demek. Şeriat-ı Muhammed-i Garra demek. Allah'ın nuru bu. Kur'an, İslam. Onlar bunu söndürmek istiyorlar. Yani nur bu ağızlarıyla derken, yani bütün güçlerini buna harcıyorlar. Her şeyleri yapıyorlar. Bu ne zamandan beri böyle? Ta Resulullah Aleyhisselam'dan beri böyle. Hatta bütün peygamberlerde de böyle. Kafirler her zaman İslam'ın, Müslümanlığın karşısındadır. Her dönem, döneminin kafirleri dinlerinin, hak dinlerinin karşısında durmuşlardır. Ve o nuru söndürmeye çalışmışlardır. En son ümmet Peygamber Aleyhisselam, bizim ümmetimiz Muhammed ümmeti, yine Mekke'de de Peygamberimizin tebliğ ettiği dini söndürmek için ellerinden geleni yaptılar. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, neler neler. Her şeyi yaptılar. Söndürebildiler mi? Söndüremediler. Neden? Allah çünkü sönmeyeceğini vaat etmiş. Vaat etmiş. Ne demiş? Ayet okuduk ya. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Vallahu mutimmu nurihi. Allah nurunu tamamlayacak. Kur'an değil mi bu? Allah'ın kelamı değil mi? Allah vaat etmiş. Onlar ağızlarıyla söndürmek isteyecekler. Ama Allah nurunu tamamlayacak. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirler istemese bile, kafirler sevmese bile, kafirler engel olmak istese bile Allah nurunu tamamlayacak. Büyük bir vaat bu. Bir Müslümanın diri durması için, İslam dini için, ayakta kalabilmesi için en büyük inanç kaynağı bu ayet. Allah nurunu tamamlayacak. Bütün kafirlere rağmen tamamlayacak. İslam sadece Medine'deyken, daha hiçbir yere çok yayılmamışken bu ayet geldi. Ve Müslümanların gönüllerine su serpti bu ayet. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Bu bize en büyük güç. İslam şimdi sadece Medine'de değil. İslam bütün dünyada. Emin olun ki bu dinin sahibi Allah. Bu din Allah'ın dini. Bu dava Allah'ın davası. Sahibi kendi dinini, kendi davasını zaten koruyacak. Muzaffer kılacak. La galibe illallah. Allah her şeyde galiptir. Ne Allah, ne de dini, ne de bu İslam davası hiçbir zaman mağlup olmaz. Müslümanlar mağlup olur. Kur'an'dan uzaklaştıkça, İslam'ı yaşamadıkça Müslümanlar mağlup olur. İslam her zaman galiptir, bunu unutmayın. Biz düzeldikçe Müslümanlar da galip gelecek. Çünkü Allah kafirlere rağmen bu nuru tamamlayacak. Vaat etti. Vaat etti. Ve bugün görüyoruz. 1500 yıldır görüyoruz. Ne yapılırsa yapılsın İslam hep galip gelmiştir. İslam hep galip gelmiştir. Ve bu galibiyet Müslümanların eliyle olmuştur. Allah dilerse bir kafirin, bir zındığın, bir günahkarın, bir facirin eliyle de bu dini yüceltir. Allah ne dilerse o olur.